Ve saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. Habertürk'te ana haberdesiniz efendim. Ben Dilek Gül, 2 saat boyunca gündeme beraber bakacağız. Ama önce bir manşetler diyelim. Bugünün öne çıkan başlıklarını birlikte sıralayalım. Şimdi Piri Reis denizaltısı görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir törenle artık göreve başladı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu törende donanmaya dair ne gibi mesajlar verdi? Aktaracağız, detaylandıracağız. Ve bir diğer başlığımız, biliyorsunuz CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Habertürk'te Faruk Aksoy'un konuğuydu. Gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. En önemli flaş cümlesi de şu oldu: Cumhurbaşkanı adayı değilim dedi. Erken seçimden ekonomiye kadar yine dış politikada gündemindeydi. Pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Peki neler söyledi? Ana haberde aktaracağız. Ve şimdi hepimizi, bütün aileleri yakından ilgilendiren bir başlık: okul çantası kaç liraya doluyor? Veliler okulların açılmasıyla beraber artık alışveriş telaşına başladı ama geçen yıla kıyasla fiyatlarda gerçekten ciddi bir artış var. O yüzden biz de sorduk, bir okul çantası kaç liraya doluyor? Ana haberde biraz şu meseleyi konuşalım istedik. Ve bu sorunun cevabını da ekranlarımıza getireceğiz. O zaman ilk başlığımızla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Muğla'da Aksas Tersanesi Komutanlığı açılış ve Piri Reis Denizaltısı'nın donanmaya katılım töreninde konuştu. Erdoğan, mavi vatana masal diyen bedhahlara aldırmadan, geri adım atmadan Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz dedi. Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem mavi vatanımızda hem de uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029 yılına kadar hizmete alarak inşallah donanmamızın gücüne güç katacağız. Karşılaştığımız nice ambargoya rağmen elde ettiğimiz neticeler inancın, azmin ve gayretin neleri başarabileceğini hepimize göstermiştir. Karada, havada, denizde ve her yerde güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri için gerekeni yapmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Mavi vatana masal diyen bedahlara aldırmadan, bizi yolumuzdan çevirmeyi amaçlayan engellere takılmadan, yılmadan, yorulmadan, kesinlikle geri adım atmadan Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Tüm bu faaliyetlerimizde temel hedeflerimiz güçlü ve tam bağımsız bir savunma politikası, güçlü ve tam bağımsız bir savunma sanayidir. Bir de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına bakalım. Habertürk'teydi bugün. Önemli açıklamalarda bulundu gündeme dair. Öncelikle Cumhurbaşkanı adayı değilim dedi. Ve erken seçim mesajı zaten bir süredir veriyor, biliyorsunuz. Erken seçim istiyorsa vatandaş kaçınılmazdır dedi. Yine Ekrem İmamoğlu'nun eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini ve meclisteki yumruklu kavgayı da değerlendirdi. Aynı zamanda Filistin ziyareti ve Esad'la görüşme talebine ilişkinde son durumu açıkladı. Değilim. Ben neye adayım biliyor musunuz? Ben Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde, evet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve hepimizin partisini yeniden iktidar yapmaya ve iktidar olduğu gece genel başkan olmaya. Ben teknik direktörüm. Maçın anlaşılıyor ki 90. dakikasına doğru bir penaltı atılacak. O penaltıyı kimin atacağına ben karar vereceğim. Cumhurbaşkanı adayı mısınız sorusuna bu sözlerle yanıt verdi. Erken seçim tartışmasıyla ilgili de konuştu. Ben erken seçime dünden razıyım, bugünden hazırım. Anladım. Vatandaş erken seçim istiyorsa erken seçim kaçınılmazdır. Ben erken seçim olsun istiyorum. 31 Mart'ı referans göstermiyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk'te Burası Hafta Sonu programında Faruk Aksoy'un sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini değerlendirdi. Son derece sağlıklı bir görüşme. Normali bu. Yapılmazsa normal. Birlikte yol yürümüşler.
Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü birlikte geliştirmişler. Özel, 4 Eylül'de Sivas'ta başlayacak olan tüzük kurultayının ayrıntılarını anlattı. Sonra Ankara'ya geleceğiz. 5'inde komisyon tüzükle ilgili çalışmaları yapacak ve 6'sında tüzüğümüzü değiştireceğiz. Bunun çalışmalarını Aralık'tan beri yapıyoruz. Önce yapmama maddesini kaldıracağız. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan adayı olmak için %5 imza toplamanız gerekiyor. Bir delege bir kişiye imza vermek zorunda değil. Ayrıca da şunu koyacağız. Divan %10'dan fazla imza kabul etmeyecek. Özel'in gündeminde meclisteki yumruklu kavga ve Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı da vardı. Vallahi yakışmıyor. Ahmet Şık'ı da aradım, konuştuk. Ne bize ne Can'a faydası olmadı onun dedim. Hatta olmadı. Meclisi bir kere daha çağırıyoruz ki normal bir atmosferde aklı selim bu konuyu bir kere daha tartışalım diye. İçeride durduğu her gün Can Atalay'ın Hatay'ın iradesine saygısızlık. Bir de şimdi hat bildirmeye çalışıyor oradan birileri. Meclisin bu konuda yapacak bir şey yokmuş diye. Kardeşim bak, Can Atalay'ı çıkaramazmış meclis. Biz 360'ımız bir araya gelince genel af yetkimiz bile var. CHP Genel Başkanı Filistin'i ne zaman ziyaret edeceksiniz sorusuna da yanıt verdi. Ayağım kırık olmasaydı 1 Eylül günü, yani yetişse 1 Eylül'e istiyorum. Filistin'e gidiyorum. Kendisi uygun görürse çok sayıda sol sosyal demokrat lider kendisine eşlik etmek isteriz. Gazze'ye kendisiyle gitmeye varım. Ve Esad'la görüşme talebinde son durum. Beşer Esad'dan gün bekliyoruz. Resmi yazımızı yolladık. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Dedi ki kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar, Sayın Bakanımızın böyle bir istifa olmadığını söylemesine rağmen yaymaya devam ettiler. Ekonomi hedeflendi. Aynı zamanda yargının harekete geçtiğini hatırlattı bu durumla alakalı. Bir de sokak röportajları yasaklanacak mı sorusuna yanıt verdi. Onun yanıtı da şu: sokak röportajlarının sakıncası yok. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarına dair hedef ekonomi yorumu yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını hatırlattı. Bunlar kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar. Ekonomi hedeflendi. Enflasyonu tek haneye düşürmeye yönelik bir çaba var. Ekonominin hedeflerin yakalanamamasıyla ilgili olarak bazı karalama yapan çevreler de var. Bu şekilde bilgiler yayan, halkı yanıltıcı bilgileri sosyal medya aracılığıyla paylaşanlarla alakalı olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Sayın Bakanımızın böyle bir istifa olmadığını söylemesine rağmen yaymaya devam ettiler. Kasıtlı bir yaklaşım. Ekonomi düzelmesin, hükümet yıpransın diye yapılan bir şey. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk yayınında konuştu. Sokak röportajları yasaklanacak mı sorusuna da yanıt verdi. Sokak röportajları yasaklanıyor mu diye bir propaganda yapılmaya çalışıldı. Sokak röportajlarının sakıncası yok. Medya kuruluşları, sosyal medyadan yayın yapan kişilerin sokaktan röportaj yapmasında sakınca yok. O röportajda suç teşkil eden bir şey varsa o ifadeleri kullanan kişinin yargılanması söz konusu olabilir. Terör, şiddet propagandası olursa kişiye işlem yapılır. Bakan Tunç, kira uyuşmazlıklarına ilişkin de mesajlar verdi. Dava açmadan önce arabulucuya gitme mecburiyeti getirdik. Bu sorunu %50 civarında çözdü. 250 bin kira davasını arabulucu çözdü ifadelerini kullandı. Irak'ın kuzeyinde operasyonlar vardı. 2 PKK'lı öldürüldü. Operasyona ilişkin açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi denildi. Ve bakanlık açıklamasında kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik öneri ve hedeflerini değerlendirdiği Kudüs Davamız isimli kitabı çıktı. Bahçeli'nin Kudüs Davamız kitabına ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma karşı liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin milliyetçi hareketin duruş, ölçü, öneri ve hedeflerini değerlendirdikleri Kudüs Davamız kitabı çıktı ifadelerine yer verdi. Özdemir, zalime karşı mazlumun, batıla karşı hakkın, katliam ve cinayete karşı yaşatma ve yaşamanın iradesi olan, liderimizin seslenişinden doğan ve kararlılıkla yol alan duruşumuz, Türk İslam dünyasının Kudüs davasını sahiplenmesiyle daha adil, huzurlu ve insanca yaşamanın hazzına mutlaka erişecek bir dünya için
yolumuza ışık olacaktır ifadelerini kullandı. Ateşkes görüşmeleri var biliyorsunuz ve bu ateşkes görüşmeleriyle ilgili önemli bir aşama var. Hamas gelişmeler hakkında bilgi almak üzere Kahire'ye heyet göndereceğini açıkladı. Ama heyetin Mısır'ın başkentindeki Gazze ateşkes görüşmelerine katılmayacağı da belirtildi. Gazze'de ateşkes çıkmaza girdi. Hamas Kahire'ye heyet gönderiyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes anlaşması için arabulucular ve İsrail heyeti arasındaki müzakereler devam ediyor. Ancak Hamas görüşmelere katılım sağlayamıyordu. Üst düzey bir Hamas yetkilisi Filistin grubunun Kahire'ye bir heyet göndereceğini açıkladı. Ancak heyetin ateşkes görüşmelerine katılmayacağını belirtti. Heyet devam eden ateşkes görüşmelerindeki gelişmeler hakkında bilgi almak üzere Mısırlı üst düzey istihbarat yetkilileriyle bir araya gelecek. Ancak bu müzakerelere katılacakları anlamına gelmiyor dedi. İsrail medyası ise Başbakan Netanyahu ile kendi müzakerecileri ve savunma yetkilileri arasındaki uçurumun giderek derinleştiğini yazıyor. Kanal 12 televizyonu yorumcularına göre Netanyahu müzakerecileri ve güvenlik şeflerini zayıflıkla suçluyor. Kendisini İsrail'in güvenlik çıkarlarını savunan tek kişiymiş gibi gösteriyor. Bay güvenlik sıfatını el üstünde tutan Netanyahu, bunun yerle bir olduğu 7 Ekim'den bu yana hala bu imajı oynuyor gibi görünüyor. Görüşmelere aşina kaynaklar, ateşkesin önündeki en büyük engelin İsrail'in Gazze'deki gelecekteki askeri varlığı ve Filistinli tutukluların akıbeti konusundaki anlaşmazlıklar olduğunu söylüyor. Amerikan Axios gazetesinin haberine göre Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a İsrail askerlerini Mısır sınırındaki Philadelphia koridorundan 1 kilometre çekme sözü verdi. Askeri alanların sayısını da asgari düzeyde tutacağının garantisini verdi. Hamas, geçen haftaki görüşmelerde ortaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nin köprü teklifinin Netanyahu'nun son isteklerine çok yakın olduğunu öne sürüyor. Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek. Bombaların patladığı bölgede savaşın neden olduğu gerginlik devam ediyor. Habertürk ekibi diken üstünde yaşayan Lübnan'da İsrail'in hedefindeki Filistin mülteci kampına girdi. Filistinlileri sadece Filistin'de değil, Lübnan'da da ne yazık ki rahat yok. İsrail onları burada da rahat bırakmıyor. Bizler şimdi Lübnan'ın güneyinde Ayn el-Hil ve Filistin mülteci kampındayız. Lübnan'daki Filistinli mülteciler yaşadıklarını Habertürk ekibine anlattı. Alihan Tok ve Mehmet Selman Bektaş'ın izlenimleri gün boyu Habertürk'te. Alihan'la Mehmet'in hazırladığı o paketi biz de vereceğiz ama önce başka bir başlığa bakalım. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın açıklamaları var. Önemli, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant için tutuklama emri talebiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Han, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisine sahip olduğunu hatırlatarak tutuklama emrinin acilen karara bağlanmasını istedi. İsrail Başbakanı Netanyahu için tutuklama emri resmiyet kazanacak mı? Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Ahmet Khan bu sorunun cevabı için harekete geçti. Khan, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında insanlığa karşı suç işlemeleri ve savaş suçlusu oldukları gerekçesiyle Mayıs ayında tutuklama kararı başvurusunda bulunmuş, Uluslararası Ceza Mahkemesi başvuruya ilişkin 64 kişi, kuruluş ve ülkeden gelen beyanda bulunma talebini kabul etmişti. Han bu beyanların incelenmesine topluca yanıt verdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkililer hakkında yargı yetkisine sahip olduğunu vurguladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçlarına çağrıda bulunarak üst düzey İsrailli yetkililer için verilen tutuklama emri talebini acilen karara bağlamalarını istedi. İsrail'in özellikle Netanyahu ve Gallant'ın karıştığı suçlara ilişkin herhangi bir soruşturma başlatmadığına işaret eden Han, bu sebeple mahkemenin harekete geçme yetkisi ve sorumluluğu olduğunu hatırlattı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Han'ın tutuklama emri talebini ne zaman karara bağlayacağı belirsizliğini koruyor.
7 Ekim'de Hamas tarafından rehin alınan ve 245 gün sonra esaret altında kaldıktan sonra kurtarılan Noah Arghamani, Gazze şeridinde tutulduğu dönemde kendisine işkence yapıldığı yönündeki haberleri yalanladı ve tam tersine İsrail ordusunun saldırısında yaralandığını söyledi. Dövülmedim ya da saçım kesilmedi. İsrail Hava Kuvvetleri'nce vurulan bir binadaydım. Bu sözler İsrailli eski esir Noah Arghamani'ye ait. Noah Arghamani, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir toplantıya katıldı. Esir tutulduğu döneme ait açıklamalarda bulundu. Ancak İsrail basını Arghamani'nin sözlerini çarpıttı. Esir olduğu dönemde işkenceye uğradığını söylediğini iddia etti. Hızla yayılan haberlerin ardından Arghamani sosyal medya hesabından iddiaları yalanladı. Gazze'de esir tutulduğu süreçte işkence görmediğini söyledi. Dövülmedim ya da saçım kesilmedi. İsrail Hava Kuvvetleri'nce vurulan bir binadaydım. Binanın üzerime yıkılması nedeniyle vücudumun her yerinde yaralar oluştu dedim ifadelerini kullandı. Arghamani ve beraberindeki 3 esir 8 Haziran'da İsrail operasyonuyla Gazze'den çıkarılmıştı. Tel Aviv halen Gazze şeridinde 100'den fazla rehine olduğunu düşünüyor. İsrail Lübnan hattına bir gidelim şimdi. Alihan Tok karşımızda olacak. O sıcak bölgede bugün neler vardı? Alihan seni dinleyelim. Evet Dilek Gül, bugün de aslında biraz daha sakin geçti diyebiliriz. Neden? Çünkü artık İsrail sadece güney hattında değil, çünkü biz buraya geldiğimizde ilk önce güney hattına gitmiştik. Orada sınırın sıfır noktasından yayınlarımızı veriyorduk. Ancak İsrail artık saldırılarını Lübnan'ın iç taraflarına doğru taşımaya başladı. Yani Lübnan'ın kuzey kısımlarında artık bu saldırılar gerçekleşiyor. Nasıl gerçekleşiyor? İsrail insansız hava araçlarıyla burada nokta atışları yaparak Hizbullah hedeflerini ve aynı zamanda burada bulunan, Lübnan içerisinde bulunan, özellikle güney bölgesinde bulunan Filistin kamplarını hedef almaya devam ediyor. Bu saldırıları burada biz yaklaşık 5-6 kere denk geldik. İnsansız hava aracıyla nokta atışlı saldırılarını gerçekleştiriyor. Şimdi buranın yerel medyasının son dakika bilgisi var elimizde. Amerikan Ordusu Genelkurmay Başkanı yarın burada bir ziyareti bulunacak. Bu bölgede Netanyahu ile görüşecek ve aynı zamanda görüşmesi Hizbullah ve İran arasındaki gerilimi konu alacak. Burada çünkü büyük bir saldırı beklentisi hala devam ediyor. Evet, sınır bölgesinde biraz daha sakinlemiş olabilir bu saldırılar ama suikastler devam ediyor. Netanyahu hükümeti, İsrail hükümeti artık barış yanlısı olmadığını sıklıkla gösterdi. Hizbullah da bunu gördü. Birçok üyesini kaybetti. Mesela Hizbullah 24 saat içerisinde Dilek 8 üyesini kaybetti. Sadece 24 saat içerisinde. 3 sivil hayatını kaybetti. Birisi çocuk. Yani Gazze'deki manzara yavaş yavaş burada da ortaya çıkmaya başlıyor diyebiliriz. Dolayısıyla Hizbullah bu intikamı alacağını, İran devrim muhafızları da bu intikamı alacaklarını, yani hem İsmail Haniye hem de Fuat Şükür intikamlarını alacaklarını ve bugün yapılan bir açıklama İran devrim muhafızlarından bu saldırının sürpriz olacağını söyledi. Şimdi önceden bu saldırı geliyor diyorduk. Her gece Twitter'da, sosyal medya hesaplarında bu gece mi yapılacak, bir saat sonra mı yapılacak? Ancak şimdi İran devrim muhafızlarının yaptığı açıklamaya göre bu saldırı sürpriz bir şekilde olacak ve İsrail'e çok büyük hasar verecek. Yaptıkları açıklama bu. Yine Hizbullah kanadından yapılan açıklamalar da var. Hizbullah'ın içerisinde ikiye bölünmüş durumda aslında Hizbullah kanadı. Bir kanat, burada Lübnan kaynaklarından aldığımız bilgiye göre bir kanat şunu diyor. Hizbullah zaten bu savaşı kazandı. Lübnan içerisinde İsrail karşıtlığıyla bu savaşı zaten kazandı. Diğer bir tarafta Fuat Şükür'ün intikamının alınması gerektiğini söylüyor. O diğer taraf genelde genç nesil diyebiliriz. Yani Hizbullah'ın daha genç kadrosu, devşirdiği daha genç üyeleri bu savaşı istiyor. Ancak yani Hizbullah'ın ilk kurucuları 2006 yılındaki savaşa katılmış üyeleri bunun biraz daha aslında şimdiye kadar yürütülen bu savaşın bir zafer olduğu, İsrail'i psikolojik olarak yendiklerini, kuzey bölgesinde oluşturdukları tedirginlik de zaten bu savaşı kazandıklarını söylüyorlar.
Ancak şimdi saldırılar devam ediyor bir yandan da. Hiç güvenli değil. Bizler Beyrut'tayız. Evet, ancak Beyrut'un belli mahalleleri var. Hala orada Hizbullah diken üstünde. Çünkü oraya hala bir saldırı düzenlenebilir. İnsansız hava araçlarıyla suikastler düzenlenebilir. Yani sizler o mahalleye girdiğinizde telefonla dahi çekim yapamazsınız. Hizbullah mensupları hemen üzerinize geliyorlar ve ona izin vermiyorlar. Çünkü şüpheliler İsrail'in orayı izlediğini biliyorlar. Oraların risk unsuru olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla böyle bir tedirginlik Beyrut içerisinde de devam ediyor. İsrail'in saldırıları Lübnan'ın güneyinde ve aynı zamanda Suriye içerisinde de devam ediyor. Yani İsrail bırakın anlaşma yapmayı, Lübnan'ın içerisinde ve Suriye'de Hama ve Humus'ta da orada Hizbullah'la ve İran destekli milislerle işbirliği yapan noktaları vurmaya devam ediyor o noktalarda. Dolayısıyla hani İsrail savaşı bu şekilde derinliklere taşıyınca Hizbullah ve İran kanadı da artık söylemlerini sertleştirecek ve yapacağı saldırılarında artık çok daha kapsamlı olacağını söyledi. Nitekim Hizbullah bu 8 üyesini kaybettikten sonra Hayfa'ya bir saldırı gerçekleştirdi ki Demir Kubbe tarafından o etkisiz hale getirildi. Yine Kiryat Şamone bölgesine saldırı gerçekleştirdi İsrail'in kuzeyine. Orada Demir Kubbe'yi delebildi. O saldırılar, o füzeler orada isabet edebildi. Dolayısıyla Hizbullah karşılık verebileceğini aslında İsrail'e göstermiş oldu. Bölgede durum şu anda bu şekilde karşılıklı saldırılar olarak. Diğer taraftan baktığımızda ise aslında İslami direniş, Lübnan içerisindeki İslami direniş grupları mücahitlerimiz Bayat Bilda mevkiindeki düşman askerlerini uygun silahlarla hedef aldı ve doğrudan vurdu dedi. Yani Hizbullah içerisinde aslında biz çok fazla bunu İsrail medyasında görmesek de Hizbullah içerisindeki yerel kaynaklar İsrail'i vurabildiklerini ancak İsrail'in bu kayıplarını sakladığını düşünüyor. Hizbullah medyası genelde bunlara yer veriyor. Dolayısıyla Hizbullah içerisindeki o ayrışan gruplardan bir askeri grup bunu söylüyor. Diğer siyasi grup ise stratejik bir zafer kazandıklarını zaten bölgede söylüyor. Galant'ın yaptığı açıklamalar var. Yani birkaç gün içerisinde Kuzey Cephesi'ndeki İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan genelindeki saldırılarının derinleşmesi, ağırlık merkezinin güneyden kuzeye kaydırılması ve gelişebilecek her türlü senaryoya hazırlıklı olunması konusunu değerlendirdiklerini açıkladı Galant. Yani demek istiyor ki evet güneyde mavi hatta bu gerilim devam ediyor ancak bu durum İsrail'in kuzeyine doğru artık yavaş yavaş ilerleyebilir. Bizler de bunun hazırlığını yapıyoruz dedi. İran da buna yanıt olarak İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Amir Saad İrani şu açıklamayı yaptı. İran'ın İsrail'in saldırganlığına ve İsmail Haniye suikastına verdiği tepkinin zamanlaması hakkında İran'ın İsrail'e tepkisi son derece sürpriz olacak dedi. Yayının başında da söylediğim gibi bu sürpriz kavramını tekrar ifade etti aslında İran kanadı. Yani şunu söyleyelim, evet en başından beri biz bu olayı takip ediyoruz. Şimdi bölgede aslında okumamız gereken çok fazla şey var. Sadece karşılıklı çatışmalar değil. Biz burada Lübnanlı ailelere de konuk olduk. Dürzilerin mahallesine de gittik. Marunilerle de konuştuk. Onların siyasi temsilcileriyle de konuştuk. Hepsi şunu söylüyor aslında. Bizler Hizbullah İsrail'le savaştığı müddetçe Hizbullah'ın yanındayız. Şimdi bu çok önemli bir cümle. Hizbullah'ın zaten yapmak istediği yani Taif Anlaşması'ndan bu yana silah bırakmamasının Lübnan içerisinde meşruiyet kazanmasının, güç kazanmasının en önemli sebebi İsrail düşmanlığıydı. İsrail düşmanlığını sürdürdükçe Lübnan iç siyasetinde Hizbullah bir şekilde el üstünde tutuluyor. Bunu da çok iyi biliyor. Dolayısıyla da bu savaşı bir şekilde kazandığını düşünüyor. Çünkü tüm gruplar Lübnan içerisinde şu anda Hizbullah'a biraz daha artık ılımlı bakıyor. Özellikle zaten Hizbullah 2011 yılında Esad rejimine destek verdikten sonra aslında biraz daha Sünni Arap ülkeleri tarafından biraz daha dışlanmıştı. Şimdi tekrar o karizmasını kazandı. Dolayısıyla Hizbullah açısından işler yolunda gidiyor. Kayıplar verse de diğer taraftan İsrail tarafında da rehine anlaşması sağlanamadığı için İsrail kamuoyu Netanyahu'ya karşı tepkilerini sürdürüyor. Ve Hizbullah karşıtlığı, İran karşıtlığı Netanyahu'nun da işine geliyor. Bölgede böyle bir denklem var.
Tabii ki olan yine 120 bin Güney Lübnan'da yaşayan 120 bin sivile oldu. Onlar yerini terk etti diyelim. Bizler bölgedeyiz, gelişmeleri takip ediyoruz. Sıcak gelişmeler oldukça, yeni gelişmeler oldukça size yerinden aktarmayı sürdüreceğiz Dilek. Alihan, teşekkürler verdiğin bilgiler için. Bugün Alihan ve kameraman arkadaşımız Mehmet Filistin'de bir mülteci kampındaydı. Bir onlara kulak verelim. Neler anlatmışlar tüm bu yaşananlara dair? Bu kampta yaşamak zor. Evet, zor. Biz Müslümanız. Bunların bize saldırmasına alıştık. Filistinliler Lübnan'ın güneyinde de güvende değil. Yaşadıkları mülteci kampı son bir ayda 4 kez İsrail tarafından saldırıya uğradı. Son saldırı 3 gün önce Filistin Kurtuluş Örgütü Tuğ Generali Halil el-Maktas suikastiydi. Bir anda patladı. Kardeşimle birlikte içeri atladık. Her yer dağıldı. Her gün bu saldırılar, bu patlamalar oluyor. Burada yaşamak gerçekten zor. Yolda yürürken her an korkuyoruz. Her gün korkuyla ekmek almaya gidiyoruz. Üzerimize ne düşeceğini bilmiyoruz. Filistinlileri sadece Filistin'de değil, Lübnan'da da ne yazık ki rahat yok. İsrail onları burada da rahat bırakmıyor. Bizler şimdi Lübnan'ın güneyinde Ayn el-Hil ve Filistin mülteci kampındayız. Buraya İsrail birkaç gün önce insansız hava aracıyla bir saldırı düzenlemişti. Bu saldırılar burada sık sık tekrar ediyor ve buradaki Filistinliler hep korkuyla yaşıyor. Allah'a şükür bu saldırılar bizim moralimizi bozmuyor. Biz İslam'ın savunucusuyuz. Direniş gösteriyoruz. Allah'a şükür bu direnişte şehitler vermeye devam ediyoruz. Ayn el-Hil ve mülteci kampında 63 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor. 1948 yılında kurulan kamp hem siyasi hem de ekonomik olarak Lübnan'daki en istikrarsız bölgelerden. Bu istikrarsızlığın sonucunda çıkan çatışmalarla birlikte kampta güvenli bir alan yok. Hayat burada zor. Buradaki halk hem Filistinliler hem Güney Lübnanlılar artık bu yokluğa ve saldırılara alıştı. Alıştık artık. Biz İslam direnişçileriyiz. Biz her saldırıya alıştık. Buradaki Filistinliler de Lübnanlılar da bu direnişi gösteriyor. Bizim kanımız aynı. İstedikleri kadar saldırsınlar. Biz buradayız. İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok'la Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan zanlının yargı süreci devam ediyor. ABD savcılığı 17 yaşındaki zanlı için mahkemeden iade kararı almasını talep etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde savcılık Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki zanlı için mahkemeden iade kararı almasını talep etti. Mahkeme dilekçeyi Massachusetts Eyalet Bölge Başsavcısı Vekili Joshua Levy sundu. Sanığın Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili kararın yapılacak duruşma öncesinde alınmasını istedi. Mahkemeden ayrıca zanlının taksirle adam öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre Türkiye'ye iade edilebilir olduğunu tasdik etmesi için kararını Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na sunmasını talep etti. Dilekçede zanlının işlediği suçla Türk Ceza Kanunu'na göre 10 yıl, Amerika Birleşik Devletleri'nde işlenmesi durumunda ise 8 yıla kadar hapsinin istenebileceğine dikkat çekildi. Hello. Zanlının avukatları yeniden tahliye talebinde bulunmuş, zanlının annesinin Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme kararına itaat ettiğini savunmuştu. Savcılık bu başvuruda davanın düşürülmesi talebine de itiraz etti. 17 yaşındaki zanlı, 1 Mart'ta yol kenarında araç tamiri yapan gruba çarpmış, Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Anne Eylem Tok, oğlunu kazadan birkaç saat sonra önce Mısır'a, oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırmıştı. Tok ve oğlu kazadan 106 gün sonra Boston polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı. Zanlının Türkiye'ye iadesiyle ilgili dava sürecinde bir sonraki duruşma 15 Ekim'de yapılacak. Hello. Hello.
Diyarbakır'da çarşamba günü kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. Küçük kızın kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Ve aramalar sırasında bir terlik bulunmuştu, hatırlayacaksınız. O terliğin Narin'e ait olmadığı anlaşıldı. Kaybolmadan önceki son görüntüsü bu oldu. Bir daha da kimse küçük kızdan haber alamadı. Gitmesi var ama gelmesi yoktur. Şimdiye kadar da kızımızı görmemişiz. Narin Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan Güran ailesinin 6 çocuğundan biri. 8 yaşındaki çocuk çarşamba günü Kur'an kursu için köydeki camiye gitti. Kurs çıkışı amcasının evine uğradı. Onu en son köyde oyun oynarken gördüler. Sonra da ortadan kayboldu. Kimseye zararı olmamış bir kızdır, ha. Akıllı bir kızdır. Sevilecek bir kızdır. Ekipler o günden bu yana gece gündüz çalışıyor. Bakılmadık yer kalmadı. Sulama kanalları, tarlalar, boş araziler, her yer incelendi. Ama şu ana kadar Narin'den bir ize rastlanmadı. Küçük kızın kaçırılma ihtimalini de değerlendiren jandarma, Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçen çok sayıda aracın sürücüsünü sorguladı. Eve yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bir terlik bulundu. O terliğin Narin'e ait olduğu düşünülüyordu. Ancak ailesi bulunan terlik Narin'in değil dedi. Onun numarası aynı değildi. Numaralar aynı çıkmadığı için Narin'in değil. Ekipler Narin'den bir iz bulmak için çalışmaya devam ediyor. Narin Körfezi'nde bir süredir kirlilik ve kötü koku sorunu var. Son dönemde balık ölümleri de giderek artıyor ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. Kirlilik arttı, kötü koku dayanılmaz hale geldi. Bakanlık İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. İzmir Körfezi'nde bir süredir devam eden kirlilik artık alarm veriyor. Kahverengiye dönen körfezden çevreye kötü kokular yayılıyor. Öyle ki denizdeki canlılar da daha fazla dayanamadı. Balık ölümleri başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alındı. Laboratuvar sonuçlarına göre kirlilik nedeniyle körfezdeki oksijen seviyesi azaldı. Balık ölümleri de bundan dolayı yaşandı. Ayrıntılı inceleme için körfeze deniz izleme gemisiyle mobil su ve atık su laboratuvarı gönderildi. Körfeze deşarj olan derelerde ve atık su kaynaklarında da denetim yapılacağı belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, körfezdeki kirlilikle ilgili yerel yönetimin uyarıldığını açıkladı. Balık ölümlerine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da kirliliğin lokal bir bölgede olduğu, deniz suyunun ısınmasıyla birlikte planktonların arttığı ifade edilmişti. İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre taksi yok cevabını alan bir kişi taksi durağına silahla ateş açtı. Saldırıda yaralanan yok, şüpheli gözaltına alındı. Boş taksi var mı diye sordu. Yok yanıtı alınca durağa ateş açtı. Olay Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kişi taksi durağına girip araç sordu. Durak çalışanının taksi yok cevabı üzerine de oradan ayrıldı. Bir saat sonra silahla gelen şüpheli durağa peş peşe ateş etti. Birisi geliyor işte taksi soruyor. Durakta diyoruz araç yok, beklersen yardımcı oluruz diyoruz. Sonra geliyor işte bizim burada görevli arkadaşa silah ateş ediyor. İhbar üzerine polis ekipleri taksi durağına geldi. Saldırgan gözaltına alındı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Soruşturma sürüyor. Okulların açılmasına az bir süre kala velilerin de alışveriş telaşı başladı. Ama geçen yıla kıyasla bu yıl fiyatlarda ciddi bir artış var. Peki bir okul çantası kaç liraya doluyor? Okul alışverişleri yapıldı mı bu sene? Evet, şimdi oradan geliyoruz. Ne kadar tuttu? İki çocuk için 10 bin lira tuttu. Daha yapmadım.
İki tane çocuk okula gidiyor. Biraz pahalıya patlayacak. Kitap aldık, sırt çantası aldık, spor malzemesi aldık. Kalem, defter, silgi. Öğrencilerin olmazsa olmazı. Okulların açılmasına az bir süre kala velileri okul alışverişi telaşı sardı. Ama fiyatlar geçen yıla kıyasla yüksek. Çok arttı. Yani geçen sene atıyorum 100 aldığınız şey şu anda 200-300. Geçen yıla göre çok yüksek. Çocuk büyütmek kolay değil. Normal bir anaokul listesi şu anda geçen yıl 1 ise yani bu sene 2 gibi diyelim. Genelde okul zamanında bütün ürünlerde artma oluyor. Peki bir okul çantası kaç liraya doluyor? Okul çantası hazırlamanın maliyeti dükkandan dükkana değişiyor. Öncelikli olarak 60 sayfa bir yazı defteri, fiyatı 25 lira. 12'li kurşun kalem ve fiyatı 75 lira. En önemlisi ise sırt çantası ve fiyatı 400 lira. Burada görmüş olduğunuz tüm ürünlerin ortalama maliyeti ise 1500 Türk lirası. Artmayan ürün hiç yok. Birinci sınıfa başlayan ve anaokula giden çocukların kırtasiye masrafları ise daha da fazla. Beslenme çantası ve matara fiyatları 100 liradan başlıyor. Kalitesine göre artıyor. Geçen sene yaptık zaten alışverişimizi ama eksikler hiç bitmiyor. Tek çocuğumuz var, ona rağmen zorlanıyoruz. Küresel bir öğrenci anketine göre Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin %70'i günde birkaç kez yapay zeka destekli uygulamalardan faydalanıyor. En çok da hızlı öğrenmek ve zaman kazanmak amacıyla kullanılıyor. Peki gençler yapay zekaya nasıl bakıyor? Siz yapay zeka kullanıyor musunuz efendim? Evet, üniversite öğrencisiyim ben. Üniversite kaynaklarıma erişmek için vesaire ChatGPT'yi kullanıyoruz evet. Araştırma yaparken falan çok faydaları oluyor. Normal sosyal hayatımızda da kullanıyoruz. Herkesin kullanım amacı farklı ama gençler arasında hızla yaygınlaşıyor. Genellikle dersle ilgili alanlarda ya da makale yazmam gerektiği zaman o tür durumlarda kullanıyorum. Çok faydasını görebiliriz ama çok karşı olanlar da var yani. Ben asla karşı değilim. Yapay zekanın artan kullanım oranı Amerikan eğitim teknoloji şirketi ÇEG'in yaptığı öğrenci anketine de yansıdı. Sonuçlar gösterdi ki Türkiye'de gençlerin %70'i bu uygulamaları günde birden fazla kez kullanıyor. Radyo, televizyon, sinema öğrencisi olduğum için kurgu programlarına da yapay zeka desteği geldi. Bu sayede attığımız görüntüleri falan kendi hani kurgulayabiliyoruz istediğiniz şekilde. Yapay zeka son zamanlarda tercih edilen alanlardan bir tanesi. Çoğu kişi yapay zekayı özellikle ödev hazırlamak için kullandığını söylüyor. Ödev yapıyoruz, bulamadığımız soruların cevabını arıyoruz. Ankete göre öğrencilerin %53'ü daha hızlı öğrenmek için, %44'ü de zaman kazanmak için yapay zekayı kullanıyor. Genellikle ödevlerde falan hani mesela son güne bırakıyorum, direkt yazıyorum. Çıkıyor hani ödevim 10 dakikada hallolmuş oluyor. ChatGPT falan kullanıyorum. Ödevler ya da başka faaliyetlerde kullanıyorum. Bu yıl Türkiye'de ilk kez üniversitelerde yapay zeka bölümleri açılmıştı. İlgi de bir hayli fazla oldu. Kesinlikle bu tarz bölümlerin geleceklerinin olduğunu düşünüyorum. Geleceğin mesleği olarak adlandırılıyor. Hani bazı meslekler artık ekarte olacak. Sıcak bakmam gerekiyor ama aslında hani benim çok ilgim yok. Yapay zeka giderek gelişiyor. Tercih edilen bir alan olacak. Emlak ticaretinde 15 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlanacak elektronik ilan doğrulama sistemi otomotiv ilanları için de devreye girecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Sadece ikinci el motorlu kara taşıdı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yetkilendirilebilmesi mümkün olacak. Otomotivdeki doğrulanmış ilan düzenlemesiyle yetki belgesi olmayan galericilere ilan veremeyecek. 15 Eylül'den itibaren emlak ticaretinde uygulanmaya başlanacak elektronik ilan doğrulama sistemi, konuttan kısa süre sonra otomotiv ilanları için de devreye girecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Platformlara ilan vermek isteyen vatandaşların sisteme yönlendirileceğini belirten Bolat, sistem entegrasyonları sayesinde ilana konu taşıtın, ilan veren kişiye veya bu kişinin birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ya da eşine ait olduğunun doğrulaması yapıldıktan sonra ilanın verilmesi mümkün olacak dedi. Bakan Bolat, taşıtın galerici vasıtasıyla ilana verilmek istenmesi durumunda galericinin yetki belgesine sahip olması gerektiğine işaret etti.
Yetki belgesine sahip galerici, ilana konu taşıt sahibi tarafından elektronik ilan doğrulama sistemi üzerinden ilan yayınlanmadan önce yetkilendirilecek. Uygulamanın otomotivde devreye alınmasıyla sadece ikinci el motorlu kara taşıtı ticari yetki belgesine sahip işletmelerin yetkilendirilebilmesi mümkün olacak ve yetki belgesi bulunmayan galeriler tarafından ilan girişi yapılamayacak. Otomotiv sektöründe denetimlerin devam edeceğini de belirten Bakan Bolat, yetki belgesi almaksızın faaliyette bulunduğu tespit edilen işletmelere bakanlıkça yaklaşık 23 milyon lira idari para cezası uygulandığını paylaştı. Maalesef İzmir Kemalpaşa'da bir orman yangını çıktı. Neyse ki havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Yangın Armutlu ilçesindeki mahallesindeki ormanlık alanda başladı. Yükselen dumanları görenler durumu hemen orman ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye kısa sürede kara ve hava araçları sevk edildi. 3 saat sürdü çalışmalar. Sonrasında yangın kontrol altına alındı. Bu arada İzmir Karşıyaka'da geçtiğimiz hafta çıkan orman yangınında çok sayıda ev ve iş yeri zarar görmüştü. Yangından etkilenenlere destek ödemesi yapıldı. Evi yanan vatandaşlarımıza, ev sahibi ise yapı hasarından dolayı 71 bin lira, kiracı ise 39 bin lira bugün itibariyle hesaplarına yatırdık. Yine evi yangından dolayı hasar görsün görmesin ancak yangın nedeniyle eşya hasarı olanlara da eşya hasarına göre onların da hesabına eşya hasar parasını da yatırdık. Yangın söndü, geride açtığı yaralar kaldı. O yaraların sarılması için çalışmalar başladı. Zarar gören iş yerleri, onlarla ilgili de tespit yapıldı ve onların zararına göre de bugün itibariyle onların da paraları kendilerinin hesabına yatırıldı. 5 milyon üzerinde bir miktar zarar gören iş yerlerinin hesabına, toplamı söylüyorum, hesaplarına bu para da bugün itibariyle yatırıldı. İzmir'in Karşıyaka ilçesi geçtiğimiz hafta orman yangınına teslim olmuştu. O yangın evlere ve iş yerlerine de sıçradı. Çok sayıda yapı zarar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangında evleri zarar görenler için yeni konutlar yapılacağını açıklamıştı. Bölgede çalışmalar başladı. Ev sahibi, kiracılar ve dükkan sahiplerine destek ödemeleri yapıldı. Hayvanını ve seralarını kaybedenler için de harekete geçildi. Tarım Müdürlüğümüze talimatı verdik. Ücretini biz valilik olarak karşılıyoruz ve birebir o büyükbaş ve küçükbaş hayvanları çiftçilere bu birkaç gün içerisinde alıp onu da teslim edeceğiz. Seraları yanan vatandaşlarımızın örtüleriyle ilgili inşallah önümüzdeki günlerde yardımcı olacağız. Onlara da örtülerini alıp teslim etmeyi planlıyoruz. Havanın durumuna bakalım şimdi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özsel karşımızda olacak. Hüseyin, pek bir sıcaktı. Yağış geliyor mu? Önümüzdeki haftada durum ne? Sana bırakayım sözü. Dilek, havalarda ciddi değişimler var. Hem yağış geliyor söylediğin gibi hem de sel tehlikeleri var. Bugünün yağışları Ordu-Samsun arasında, Kayseri-Kahramanmaraş arasında çok ısrar ediyor. Meteorolojik olarak geniş baktığımız zaman haritaya ta Ukrayna'nın üzerinde bir yüksek basınç oluştu. Maalesef diyeceğim artık çünkü bu oradan ayrılmadığı sürece Doğu Karadeniz önce, Orta Karadeniz bu gece, sonra İstanbul'a da gelen Marmara'ya salı günü ulaşmasını bekliyoruz. Şimdiki tahminlerimiz pazartesi gecesinden sonra ama salı ulaşmasını beklediğimiz çok kuvvetli sağanak yağışlar ve uzun süreli yağmurlar görünüyor. Şimdi bu iyi haber ve de kötü haber nereden baktığımıza bağlı olarak kötü haber eğer bu geceki yağış tahmini gerçekleşirse Samsun'la Ordu arasında sel olabilir. Bakın oradaki uyarıları halk takip etsin. Bu yağış çok uzun süreli ve 100 milimetreyi kolayca aşacak. Gece yarısından itibaren de sürüyor. Samsun-Ordu arasındaki tüm ilçeler. Ardından pazar ve pazartesi Kastamonu, Batı Karadeniz'e, Samsun'dan bu sefer batıya doğru yine risk kıyılarda olacak. Kastamonu bu tarihlerde 3 yıl önce çok büyük seller yaşamıştı. Bir benzer hava durumu içerisindeydik. Yine kuzeyimizdeki o hareket 3-4 gün oradan ayrılmamıştı ve biz 3-4 gün yani yağışı almıştık. İlk 2 gün zaten olan olmuştu. Seller, sular, Bozkurt'u hatırlarsınız bakın. Böyle bir hava koşulu yaklaşıyor. Karadenizlileri, yetkililerin uyarması lazım. Gelecek 3 gün içerisinde burada birden fazla sel maalesef olabilir. Zaten şu anki haritada da yeşil alanlarda gördüğümüz yağışlar Karadeniz'de bakın hep aynı yerlerde sürecek. İç Anadolu'da da sürüyor ama o kuzeye doğru çekiliyor. Onun rotası var ve bitiyor.
Karadeniz deniz üzerinden geliyor. Bir sürü beslemeyle, geri beslemeyle bu risk oluşturacak işte. Bir de haftaya eğer bu tahmin değişmezse salı günü İstanbul sabah saatlerinde tıpkı Karadeniz'deki kadar kuvvetli yağışlar bugünkü Karadeniz'in yağışlarına benzer yaşayabilir, alabilir. Çoğu su havzası için bereket, harika bir haber ama şehirde işte problem olabilir. Su baskınları başta olmak üzere çeşitli şeyler. Sağanak yağışın bir gün sürdüğünü, yarım gün sürdüğünü geçmişten hatırlıyoruz ve şehirlerde olanları, büyük şehirlerde olanları. Dolayısıyla bu duruma meteorolojik tahminleri takip ederek hazırlıklı olmakta yarar var. Hem İstanbul için hem bu gece ve yarın ve hatta pazartesi Karadeniz için. Batı, doğu, orta fark etmez. Bütün Karadeniz kıyılarında yağışlar başladıktan sonra çok kuvvetlenecek gibi duruyor. Bu durum, tahminlerdeki durum Akdeniz'de, Ege'de pek böyle değil. Güneşli günler sürüyor. Batı'da, İzmir, Muğla, Çeşme, Antalya zaten yangın haberini verdiniz. Yağmur şöyle bir, yani bir dokundu geçti o kesme geçen gün. Hemen iki gün sonra bakın tekrar hava kurudu. Yani yüksek sıcaklıklar da var bölgede. 32'lerden 38'lere çıkıyor. Tekrar 32'lere düşüyor gibi. Bu yağışlar bu arada sonbahar rüzgarları artık bunlar. Yavaş yavaş kuzey bölgeler için Karadeniz'de ve Marmara'da ilk sonbahara benzeyen havalara doğru gireceğiz. Güneşin rengi artık daha sarıdan kızıldan sarıya doğru dönmeye başlayacak. Ama hava sıcaklıkları da aşırı düşmüyor. 28 derece, 30 derece arası İstanbul, 32-30 derece arası Ankara, Samsun, Karadeniz, o çok yağış alan yerlerde 28-30 derece. Yani sıcak bir havada çok kuvvetli yağışlar görüntüsü var tahminlerde. Biz de zaten ekranlardan elimiz döndüğünce ve tahminler kendini güncelledikçe haberlere aktarıyoruz. Bizden de takip etmelerini öneririm. Tüm Karadenizler başta olmak üzere Marmaralıların, İstanbulluların ama yetkilileri nasıl uyarılarını lütfen dikkate alalım. Böyle durumlarda dereler ve akarsular gece Karadeniz'de yükseliyor. Sabah olduğunda günün ilk ışıklarıyla biz sular altında kalmış oluyoruz. Bu yüzden bu gece yarısında özellikle Samsun orada arasında yaşıyorsak uyarılara dikkate alalım diyoruz Dilek. Yapabileceğimiz bunlar var. Ayrıca geçtiğimiz yıllardan çok kurak geçen yaz mevsiminden sonra hareketli bir sonbahar olacak. Bu hava olayları da böyle bizim başımızdan hep ayrılmayacak gibi duruyor. Onu da hatırlatayım. Yani sık sık karşılaşıyoruz. Yani ben çok istemiyorum ama kötü olaylarla karşılaşacağız gibi duruyor. Evet Hüseyin, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Bu haftanın özetini de Hüseyin Öztel'den aldık efendim. Devam edelim. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'nin işbirliğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük kara kucak güreş organizasyonu başladı. 1500 güreşçinin katıldığı Keçiören'deki organizasyona geçtiğimiz günlerde güreş kariyerini sonlandıran milli güreşçi Taha Akgül'ün adı verildi. Burası Minder'in altyapısı. Ben olimpiyatlara giderken bu çaylardan çıktım. Genç kardeşlerimizin heyecanına burada çok tanıklık ediyorum. Onları izleyeceğiz, onları da buradan İnşallah altyapıya kazandırıp daha sonra olimpiyatlara hazırlayacağız. Genç pehlivanlar buradan seçilecek. Seçilen pehlivanlar olimpiyatlara hazırlanacak. Onlar geleceğin Taha Akgülleri, Rıza Kayalpleri. 1500 sporcu geleneksel Taha Akgül kara kucak güreşlerinde mücadele ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'nin işbirliğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük kara kucak güreş organizasyonu başladı. Keçiören'deki organizasyona geçtiğimiz günlerde güreş kariyerini sonlandıran milli güreşçi Taha Akgül'ün adı verildi. Güreşin her türlüsü bizim genlerimizde var. Dünyada yapılan bütün yarışmalarda Türk bayrağının gönlere çıkarılıp gözyaşları içerisinde İstiklal Marşımızı söylemek istiyoruz. Bunun da en güzel yolu güreşe destek. Kara kucak güreşleri aziz Türk milletinin asaletini, yiğitliğini, mücadeleci ruhunu yansıtan en kadim sporlarımızdandır. Atasporumuz olan güreş, birlik ve beraberliğimizi bir araya koyan bizim kadim spor geleneğimizdir. Pehlivanların kıyasıya mücadele ettiği organizasyon 25 Ağustos'ta tamamlanacak. Müsabakalarda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde dereceye giren güreşçilere ödül verilecek. Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen kitap fuarı 6. kez kapılarını açtı. Kitapseverler 6 gün boyunca fuarı ziyaret edebilecek.
6. kez kapılarını açtı. Kitapseverlerin akınına uğradı. Mudanya Kitap Fuarı başladı. Bursa'da düzenlenen 6. Mudanya Kitap Fuarı'nın açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Mütareke Meydanı'ndaki törene çok sayıda kitapsever katıldı. Biz burada çok güzel bir hikaye yazıyoruz. Bir kitap fuarını adeta bir kültür ve sanat şenliğine çevirdik. Fuarımızda bu yıl küçük, büyük, çeşitli yayın evlerimiz var. Katılım çok yüksek. Fuarın bu yılki teması değişim olarak belirlendi. Çeşitli panellerin de düzenlendiği kitap fuarına ilk günden yoğun ilgi vardı. Kitapseverler 6 gün boyunca kitapların büyülü dünyasında gezebilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde deniz aslanları Kaliforniya sahilini istila etti. Yetkililer güneşin tadını çıkarmaları için deniz aslanlarının olduğu bölgeye güvenlik şeridi çekti. Plajı istila ettiler. Güneşin tadını çıkardılar. Görüntülerin adresi ABD'nin Kaliforniya eyaleti. Şu günlerde pek çok kişinin ortak noktası olan Monterey kenti deniz aslanlarını da ağırlıyor. Özellikle San Carlos sahili daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde deniz aslanı istilası yaşıyor. Çok fazla olduklarını düşünüyorum. Daha önce San Diego ve La Jolla'ya gittik ve oradaki deniz aslanlarını gördük. Ama bu sanki 10 kat daha fazlaymış gibi geliyor. Harika ve mutlu görünüyorlar ve harika bir gün geçiriyorlar. Deniz aslanı yoğunluğu nedeniyle yetkililer bölgeye güvenlik şeritleri çekti. Halkı deniz aslanlarının dinlendiği bölgelerden uzak durmaları için uyardı. Uzmanlar deniz aslanlarının neden San Carlos plajını seçtiğinin bilinmediğini, ancak ekosistemin zengin besin çeşitliliğinden etkilenmiş olabileceğini söylüyor. Deniz aslanlarının San Carlos plajında 3 ile 4 hafta arasında daha kalmaları bekleniyor. Bu dilimi noktalayalım. Saat başında ana habere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Haberin ikinci diliminde beraberiz efendim. Bakalım gündeme bakmaya devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da Aksas Tersanesi Komutanlığı'nın açılış töreninde konuştu. Deniz platformlarının teslim yapıldığı törende konuşan Erdoğan, Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz mesajı verdi. Üç tarafı denizlerle çevrili, tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz. Tüm dünyanın gözü üzerimizde dedi. Tam bağımsız ve güçlü savunma sanayi vurgusu yaptı. Mavi vatana masal diyen bedahlara aldırmadan, bizi yolumuzdan çevirmeyi amaçlayan engellere takılmadan, yılmadan, yorulmadan, kesinlikle geri adım atmadan, Türkiye 100 yılı hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Tüm bu faaliyetlerimizde temel hedeflerimiz güçlü ve tam bağımsız bir savunma politikası, güçlü ve tam bağımsız bir savunma sanayidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksas Tersanesi Komutanlığı'nın açılışı ve deniz platformları teslim töreninde konuştu. Güçlü ve etkin bir donanmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Ordumuzu güçlendirme hedefimizin bel kemiğini ise donanmamızın kapasitesini ve caydırıcılığını artırma çalışmalarımız oluşturmaktadır. Deniz kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü platform ve sistemin tedariki için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Piri Reis Denizaltısı da törenle göreve başladı. Bugün hizmete giren TCG Piri Reis 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltılarımızın ilkidir. Reis sınıfı denizaltılarımız dünyadaki emsallerine kıyasla çok daha üstün özelliklerle donatılmaktadır. Piri Reis denizaltımız uzun süre sata çıkmak zorunda kalmadan harekat icra edebilecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reis sınıfı diğer denizaltıların da ilerleyen yıllarda hizmete alınacağını söyledi. Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı
2029 yılına kadar hizmete alarak inşallah donanmamızın gücüne güç katacağız. Erdoğan'ın gündeminde yenilenen Savarona yatı da vardı. Yıllarca kaderine terk edilen, hatta bir dönem kumarhane olarak kullanılan, ismi utanç verici olaylarla gündeme gelen Savarona gemisini aslına sadık kalarak kısa sürede ve düşük maliyetle baştan aşağı yeniledik. Gazi Mustafa Kemal'in bir çocuğun oyuncağını beklemesi gibi bekledim dediği Savarona'yı bakımsızlıktan kurtarıp Cumhuriyet tarihimizin 86 yılına şahitlik eden bir eser olarak milletimize kazandırdık. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları Cumhur İttifakı'nı Ahlat'ta buluşturacak. Törenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli birlikte izleyecek. Kabine ise yıllar sonra ilk kez Ankara dışında bir adreste Ahlat'ta toplanacak. Cumhur İttifakı liderleri buluşacak. Kabine toplantısı yıllar sonra Ankara dışında bir adreste gerçekleşecek. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü 25-26 Ağustos'ta kutlanacak. Cumhur İttifakı kutlamaların gerçekleşeceği Ahlat ve Malazgirt'te buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli törenleri birlikte izleyecek. Geçtiğimiz yıllarda Bahçeli'nin Ahlat'ta inşaatı süren konutunu ziyaret eden Erdoğan, Bahçeli'nin konutuna misafir olacak. Aynı gün Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı yapılacak. Uzun bir aradan sonra kabine Ankara dışında bir başka adreste toplanacak. Kabine toplantısında iç ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra Türk dünyasıyla ilişkiler masaya yatırılacak. Başta Ahlat olmak üzere bölgenin sorun ve ihtiyaçları ele alınacak. Toplantının ana başlıklarından birisi de İsrail ve Hamas arasında süren ateşkes görüşmeleri olacak. Orta vadeli plan hazırlıkları, enflasyonla mücadele ve esnek çalışma düzenlemesinin de kabinede ele alınması bekleniyor. Kutlama hazırlıklarının sürdüğü Ahlat'ta 1071 Sultan Alparslan Otağı'yla Türk boylarını temsil eden 150 bin metrekare alana 50 çadır kuruldu. Program kapsamında okçuluk, atlı spor oyunları, kök börü, geleneksel oyunlar, solo Türk, çelik kanat helikopter gösterileri ve konserler gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan 9200 abidenin bulunduğu Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edecek. Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı'nda da kutlamalar yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Antep'teydi, fıstık mitinginde konuştu. Rize, Tayyip Bey'in memleketi, çayın maliyeti 19 lira, o 17 lira fiyat verdi. Rize isyanda dedi. Üretici ile tüketici arasındaki fiyat uçurumuna da dikkat çekti. Rize, Tayyip Bey'in memleketi, 19 lira çayın maliyeti, 17 lira verdi fiyatı, Rizeliler isyandadır. Tekirdağ Hayrabolu'da buğday mitingi yaptık. Ancak isyan Konya'da da vardır, Osmaniye'de de vardır, Çukurova'da da vardır, Türkiye'nin dört bir yanında vardır. Geçen sene 8 lira 25 kuruş olan buğdaya bu sene 9 lira 25 kuruş fiyat vermişler. Buğday üreticisinin adeta canını okumuşlardır. Burdur'a gittim. Burdur'da fasulye tarlasına girdim. Aynı bugün burada fıstık bahçesine gittiğim gibi fasulye tarlasında şunu gördüm. Taze fasulyenin kilosu 8 lira. Sordum, şaşırdım. Eşim son pazara çıktığında 100 lira diyordu. Kaç para? İstanbul'da 120 lira. Muğla'da, Bodrum'da 140 lira. Burdur'da, bakın Burdur'da 80 lira. Şurada tarlada fasulye 8 lira. Burada pazarda 80 lira.
Mecliste yapay zeka komisyonu kurulacak. Komisyonda konunun uzmanları dinlendikten sonra bir rapor da hazırlanacak. Bu konuya dair Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, yapay zeka ile ilgili kanun hazırlıklarının yapılması gündemde dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi de yaz dönemine girmeden önce bu konuyu ele aldı ve bir yapay zeka komisyonunun kurulmasıyla ilgili karar alındı. Dijital Mecralar Komisyonu ile beraber Yapay Zeka Komisyonu ayrı bir komisyon olacak. Beraber çalışacağız. Yapay zeka meclis gündemine taşınacak. Yeni bir komisyon kurulacak. Fırsatlar ve tehditlere ilişkin konunun uzmanları dinlenecek. Bu konuyla ilgili çalışan profesörlerimiz, hocalarımız, uzmanlarımız dahil olmak üzere yani bir anlamda serbest kürsü gibi herkes gelecek, burada görüşlerini dile getirecek. Bunlar bir rapor haline getirilecek ve yapay zeka ile ilgili artılarının eksilerinin konuşulduğu bir rapor ortaya çıkacak. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, yapay zeka ile üretilen deepfake videolara dikkat çekti. Yapay zekanın getirdiği tehditlere karşı hukuksal, yönetsel ve siyasi çerçevesinin çizilmesi gerektiğine dikkat çekti. Artık biliyorsunuz teknolojiyle beraber suçlar da nitelik değiştiriyor ve bir yasa çalışmasının yapay zeka ile ilgili bir kanun hazırlıklarının yapılması gündemde. Bunu meclis açıldığı zaman tekrar gündeme gelecek, değerlendireceğiz ve iktidar muhalefetle beraber bu konuyu ele alacağız. Biz bu meselenin partiler üstü bir mesele olduğunu düşünüyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa'da darp edilen hamile kadınla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık olarak sürece dahil olduk. Saldırganın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olacağız dedi. Aynı zamanda Göktaş, Eylül ayında kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında geniş çaplı bir saha araştırması başlatacaklarını da söyledi. Saldırgan tutuklandı. Biz de davaya müdahil olduk. Saldırıya uğrayan kardeşimize yönelik bütün psikososyal destek sürecini ve sonraki süreci, hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Manisa'da hamile kadına yönelik şiddet olayıyla ilgili konuştu. Saldırganın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olacağız dedi. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın en ağır cezayı almasına yönelik de hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız. Bizim için bir vaka bile fazla bir vakadır. Biz bu konuda asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan'da düzenlenen Dünya Kadınlar Forumu'nun ardından açıklamalarda bulundu. Göktaş, şiddetin her türlüsüyle mücadele için çözüm önerileri geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı. Kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için kapsamlı bir saha araştırması başlatacaklarını da paylaştı. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda çok önemli bir araştırma başlatıyoruz. Eylül ayında başlatıp yıl sonuna kadar ham verileri elde etmeyi planlıyoruz. Bu bizim sadece verileri almakla kalmayıp aynı zamanda yeni politikalar üretmek ve politikalarımızı geliştirmek adına da çok önemli aslında bir saha çalışması. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan, dünya basının gündeminde yer almaya devam ediyor. Çin Ordu Gazetesi, Kaan hakkında tam bir 5. nesil savaş uçağı ifadelerini kullandı. Milli muharip uçağı Kaan'a dünya basınının ilgisi sürüyor. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan, dünya basınının gündeminde yer almaya devam ediyor. Çin Ordu Gazetesi de Türk savunma sanayinin gururu Kaan'dan övgüyle bahsetti. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun haber portalı, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesini derinlemesine ele aldığı bir makale yayınladı. ABD yaptırımları Türkiye'yi azimlendirdi yorumuna yer verilen makalede, Kaan tam bir 5. nesil savaş uçağı ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin 5. nesil uçağı Kaan'ın Ar-Ge'sinin başlangıcı ve sonu başlıklı makalede milli muharip uçağının geliştirilme sürecine detaylıca yer verildi. Kaan'ın süper manevra, süpersonik seyir, radar gizliliği ve süper algılama kabiliyetleri taşıdığı vurgulanarak Kaan gerçek bir 5. nesil savaş uçağı olarak adlandırılabilir yorumunda bulunuldu. Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye 5. nesil savaş uçağı üretiminde kritik bir eşiği daha açtı ifadeleri de yer aldı. 2028'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi beklenen Kaan, havadan havaya, havadan yer hedeflerine taarruz imkanı sağlayacak. Müzik
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği ilk harekat olan Fırat Kalkanı'nın üzerinden tam 8 yıl geçti. Habertürk ekibinden Serkan Şimşek ve İbrahim Tozbey harekat bölgesine gitti. İzleyelim. Fırat Kalkanı harekatı tam 7 ay. Türk Silahlı Kuvvetleri Rabık'a doğru yola çıktı. Şehirlere düşen roketler, bombalı saldırılar, ben taşıyacağım babamı tabii. Hayatını kaybeden onlarca can, tarih 24 Ağustos 2016, Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Saatler sabah 4'ü gösterdiğinde harekat başladı. Fırat'ın batısı Türkiye'nin hep kırmızı çizgisiydi. Harekata Fırat Kalkanı adı verildi. Önce topçu atışı başladı. Ardından tanklar Gaziantep'ten sınırın ötesine, Suriye tarafına Cerablus'a geçti. Türk askeri DEAŞ ve PKK-YPG terör örgütünü temizlemek için büyük bir harekat başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği ilk harekat olan Fırat Kalkanı, Azez ile Cerablus bölgesi arasında bulunan 2015 kilometre karelik alanda gerçekleştirildi. Habertürk ekibi, harekat bölgesinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri üsleri görüntüledi. Fırat Kalkanı harekatı tam 7 ay 5 gün sürdü. Bu sürede Mehmetçik, 3936'sı DEAŞ, 1976'sı PKK-YPG mensubu toplam 5912 teröristi etkisiz hale getirdi. Temizlenerek püskürtülen düşman hattının halihazırdaki güvenliğinden bizler sorumluyuz. Burada bu şartlarda olmak bizlere hiçbir şekilde yorucu gelmemekle birlikte her türlü gurur ve sevinç kaynağını bizlere sağlamaktadır. Harekatta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitilen Suriye Milli Ordusu da terör örgütlerine karşı Mehmetçiğin yanında yer aldı. Cerablus bölgesinin terörden arındırılması sadece 15 gün sürdü. Bu bölgenin ardındansa Türk Silahlı Kuvvetleri Dabık'a doğru yola çıktı. Dabık bölgesinin kontrolünün sağlanması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki merkezi noktalardan biri olan El Bab'a girmesi açısından kritik bir önem taşıyordu. Burası Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nin güneyinde yer alan El Bab ilçesi. Takvimler 21 Aralık 2016'yı gösterdiğinde teröristlere karşı verilen mücadele kapsamında bu bölgede 16 Mehmetçik şehit oldu. 2017 yılının Şubat ayında El Bab tamamen bölücü terör mensuplarından arındırıldı. Ve 29 Mart 2017'ye gelindiğinde ise Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarıyla tamamlandığı açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri harekat tamamlanmış olsa da bölgede kesintisiz operasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor. O operasyonlarsa burada bulunan komuta merkezinden kontrol ediliyor. Üst bölgesi etrafında belli başlı nöbet mevzilerimiz var. Sürekli bir gözetleme faaliyetimiz var. Aynı zamanda üst bölgemizin icra etmiş olduğu devriye ve pusu faaliyetlerimiz var. Fırat Kalkanı Harekatı'nda teröristler tarafından bölgeye döşenen 18.796 el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi. Harekatta sadece terör unsurları hedef alındı. Siviller başta olmak üzere tarihi, dini, kültürel dokular, altyapı ve çevrenin korunmasına hassasiyet gösterildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden tam 8 yıl geçti. Güvenliğin sağlanmasıyla terör nedeniyle yerinden edilen çok sayıda sivil de bölgeye geri döndü. Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mendi'ye yaklaşık 6 ay önce kanser teşhisi konulmuştu. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Galip Mendi
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı görevini yürütmüştü. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası'yla TSK Üstün Hizmet Madalyası sahibiydi. 73 yaşındaki emekli orgeneral için pazartesi günü Ankara'da cenaze töreni düzenlenecek. Ukrayna bağımsızlığının 33. yılını kutlarken Amerika Birleşik Devletleri Kiev için yardım paketini açıkladı. Aynı gün Rusya ile Ukrayna arasında 115'er esir asker takas edildi. Ukrayna'da bağımsızlık günü etkinlikleri düzenlendi. Aynı gün Moskova ve Kiev arasında esir takası yapıldı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 24 Ağustos Bağımsızlık Günü vesilesiyle 33. anma etkinlikleri ve programları yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, eşi Olena Zelenska ile başkent Kiev'deki Mihailov Meydanı'na giderek ana duvarında savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Zelenski ve eşi daha sonra Ayasofya Katedrali'nde düzenlenen ayine katıldı. Ukrayna'nın bağımsızlık gününde dünya liderlerinden yanınızdayız mesajı gelirken Amerika Birleşik Devletleri yeni askeri yardım paketini açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna'ya yüksek performanslı topçu roket sistemi için ilave mühimmat, topçu mermileri, Javelin füzeleri gibi mühimmatın yanı sıra ambulans, yakın ve tıbbi ekipmanla eğitim hizmetleri tedarik edilecek. Ukrayna bağımsızlık gününü kutlarken Rusya müzakereler sonucunda Kursk bölgesinde esir alınan 115 Rus askeri personelinin Kiev'in kontrolündeki bölgelerde iade edildiğini açıkladı. Karşılığında 115 Ukrayna askerinin teslim edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada değişimin insani arabuluculuk yapan Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sağlandığı aktarıldı. Takas, savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nin aracılık ettiği 7. takas oldu. Birleşik Arap Emirlikleri son takasla birlikte 1788 mahkumun serbest bırakılmasına aracılık etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken bağımsız başkan adayı Kennedy çekişmeli eyaletlerde kampanyasını askıya aldığını duyurdu ve bu eyaletlerde Cumhuriyetçi aday Trump'a destek vereceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerinin bağımsız adayı Robert F. Kennedy Jr. çekişmeli eyaletlerden çekildi. Seçimlerde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a destek vereceğini açıkladı. ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken bağımsız başkan adayı Kennedy, Phoenix'teki düzenlediği basın toplantısında çekişmeli eyaletlerde kampanyasını askıya aldığını duyurdu. Herkesin bilmesini istiyorum ki kampanyamı sonlandırmıyorum. Sadece askıya alıyorum. Adım çoğu eyalette oy pusulasında kalacak. Sadece çekişmeli eyaletlerde adım olmayacak ve Trump'ı destekleyeceğim. Trump'ın kazanması halinde ülke yeniden önce Amerika mottosuyla toparlanacak. Yarışa girdiği aylarda anketlerde %7-8'lere kadar ulaşan Kennedy'nin son aylarda kamuoyu desteğinin önemli ölçüde düştüğü belirtiliyor. Buna karşın Kennedy'nin desteğini alan Trump'ın yarışta avantajlı hale gelebileceği söyleniyor. Trump ve Kennedy, geçen ay düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi öncesinde telefonla görüşmüş, sızdırılan görüntülü kayıtta Trump'ın Kennedy'ye kazanacağız dediği, Kennedy'nin de evet diye karşılık verdiği duyulmuştu. Kennedy, internet üzerinden yapılan görüşmenin kısa süre sonra sızdırılması nedeniyle özür dilemişti. Fas ile Cezayir arasındaki gerginlik diplomatik konferanslara sıçradı. Cezayirli diplomat, Batı Sahra'nın ülke plaketini kaldırmak isteyince ortalık karıştı. Ülke plaketini kaldırmaya çalıştı, ortalık karıştı. Olay Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Afrika Kalkınma Konferansı'nda yaşandı. Konferansa katılan Faslı bir diplomat, Sahra Çölü'nün bir kısmında hak iddia ettiği için masadaki Sahra Cumhuriyeti heyet plaketini kaldırmak istedi.
hızla masaya koşarak plaketi almaya çalışan diplomata Cezayirliler engel oldu. Cezayirli diplomat Faslı diplomatı tutarak yere düşürdü. Boğuşma bir sürede yerde devam etti. Kavga salondakilerin araya girmesiyle son bulurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Batı Sahra sorunu Fas'la Cezayir arasında geçmişten bu yana gerginliğe neden oluyor. Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario cephesini desteklemekle suçluyor. Dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı hastalarda denenmeye başlandı. Türkiye dahil 7 ülkede gerçekleştirilen klinik denemeler kapsamında İngiltere'de bir hastaya ilk doz aşı yapıldı. Türkiye'deki durumu Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Murat Dinçer Habertürk'e anlattı. Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı Türkiye'de dahil 7 ülkede denenmeye başlıyor. İlk doz aşı İngiltere'de yapıldı. Bilim insanları vücudun kanser hücrelerini avlayıp öldürmesini ve tekrar ortaya çıkmalarını engellemesini sağlayan yeni mRNA aşısını test ediyor. Profesör Doktor Uğur Şahin'in CEO'luğunu yaptığı biyoteknoloji şirketi BioNTech tarafından üretilen ve BNT-116 olarak bilinen mRNA aşısının faz denemelerine Türkiye ile birlikte 7 ülkede dahil oluyor. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Macaristan, Polonya ve İspanya'nın diğer ülkeler olduğu biliniyor. Aşının ilk fazının 7 ülkeden toplamda 130 hasta üzerinde yapılması planlanıyor. İngiltere merkezli The Guardian'ın haberine göre bu hastalardan 20'si İngiltere'den olacak. Hatta 67 yaşındaki bir hasta İngiltere'de aşıyı yaptıran ilk kişi oldu. Mayıs ayında akciğer kanseri teşhisi konulan Rutz, kısa süre sonra kemoterapi ve radyoterapiye başlamıştı. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Murat Dinçer ise Türkiye'deki çalışmaların aylar öncesinden başladığını söyledi. 16 ay önce biz artık ilk aşıyı yaptık. Yani Guardian'ın haberindeki aşı İngiltere'de yapılmıştık. Dünyada 16 ay önce başladık. İngiltere ilk aşısını yaptı, ilk uygulamayı yapınca kendi sitelerinde paylaştılar. Ülkemizde böyle bir paylaşma gitmedi. Bu hastalarda hastalık stabilizasyon dediğimiz, yani hastalığı durdurma oranı oldukça iyiydi. %80'ler civarında idi. Ama üstüne basıyorum. Bu bir faz 1 çalışma. Ama bunun faz 2 ve faz 3 çalışmalarında da ülkemiz yer alacak. Faz 2, faz 3'ten sonra kullanıma girer. Kullanımdayken ki yan etkilerini biz denetlersek buna da faz 4 diyoruz. Kullanım aşamasındayken. Elimizde uzunca bir süre var. Ama faz 3'ten sonra ruhsat alıp rutin kullanımına girebilecek bir aşı gözüküyor. Sağlık Bakanlığı'nın en güncel verisi 2018 yılına ait. Buna göre Türkiye'de 2018 yılında 30.078 kişiye akciğer kanseri teşhisi konuldu. Akciğer kanseri dünya çapında her yıl yaklaşık 1,8 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü aşı uygulamalarını hızlıca başlatmak adına Gavi ve UNICEF gibi ortaklarının onaylanmadan önce maymun çiçeği aşılarını satın alabileceğini açıkladı. Örgütün Eylül ayında hali hazırda kullanılan aşılara acil durum lisansı vermesi bekleniyor şimdi. Maymun çiçeği virüsüne karşı aşı uygulamaları başlıyor. Dünya Sağlık Örgütü hali hazırda kullanılan aşılara acil durum lisansı verecek. Dünya Sağlık Örgütü, Gavi ve UNICEF gibi ortaklarının onaylanmadan önce maymun çiçeği aşılarını satın almaya başlayabileceklerini açıkladı. Kararın Afrika kıtasında hızla yayılan salgınla daha etkili ve hızlı mücadele edebilmek amacıyla alındığı belirtildi. Geleneksel olarak düşük gelirli ülkelerin aşı satın almasına yardımcı olan Gavi gibi kuruluşlar yalnızca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay aldıktan sonra aşı satın almaya başlayabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Eylül ayında aşılara acil durum lisansı vermesi bekleniyor. Örgüt bu ay başında aşı üreticilerinden onay sürecini hızlandırmak ve Eylül ortasına kadar acil lisans vermek amacıyla bilgi sunmalarını istemişti. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ise bağışlanan aşıların bir kısmının önümüzdeki hafta Afrika'ya ulaşmasını bekliyor. Maymun çiçeği virüsü, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.
virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan hurda araçlarla ilgili bir çağrı var. TES Genel Başkanı Bennevi Palandöken, Türkiye'deki araçların yarısının 14,5 yaşın üzerinde olduğunu söyledi. Hurda araç teşviki yasasının yeniden çıkartılması gerektiği çağrısında bulundu ve düzenlemenin ekonomiyi canlandıracağına dikkat çekti. Ülkemizde 28 milyon 750 bine yakın araç var. Bunların ortalama yaşı 14,5 yaş üzerinde. TÜİK verilerine göre bunlar. Bu araçların artık ekonomik ömürlerini doldurmuş. Şimdi yeni enflasyonla mücadeledeki yeniden değerlendirme oranlarında bunlar da vergiye tabi olacak. Trafikteki 28 milyon aracın yaş ortalamasının 14,5 olduğunu söyledi. Burada araç teşvik yasası yeniden çıkarılmalı çağrısı yaptı. Ülkemiz dünya piyasasından hurda alımı yapıyor. Halbuki bizim bu araçların hepsi ekonomik ömürlerini doldurmuş. Mal sahipleri bunların kazancı olmayan, çevreye, doğaya zararlı hale gelmiş. Yakıt israfı da çok büyük olan eski teknoloji olduğu için araçlar. TESK Genel Başkanı Bennevi Palandöken, hurda araç teşvik yasasının çıkarılmasının ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi. Şu enflasyonun ortamında bu aynı zamanda ekonomiyi canlandıracak. Araçlarını yenileyenlere teşvik edilip daha ucuz krediyle bu araçlara ulaşmalarının temini sağlanacak. Palandöken, kilometresi düşük olan okul servisleri yaşa takılmamalı dedi. Çok az kilometre yapmış okul servis araçları var. Bunlarda da tabii yaş sınırı olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı 12 yaş üzerindeki araçların bu hizmetleri yapamaz mahkeme kararları var. Bununla birlikte hem araç sahipleri mağdur oluyor hem de araçların kilometresine baktığınız zaman okul servis araçlarının tabii ki çok az kilometrede. Bunun da netice itibariyle halledilmesi lazım. Artık okullar açılıyor. Birçok bu araçla servis yapan insanlar zor durumdalar. Almanya'nın Solingen kentindeki 3 kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili 15 yaşında bir kişi gözaltına alınırken terör olasılığının göz ardı edilmediği açıklandı. Almanya Solingen kentindeki bıçaklı saldırıyla sarsıldı. 3 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Almanya'nın batısındaki Solingen kentinde şehrin 650. yıl dönümü kutlamaları sırasında bıçaklı saldırı düzenlendi. Alman basınına göre bir kişi yoldan geçenleri rastgele bıçakladı. Can kayıplarının bildirildiği saldırıda ağır yaralılar tedavi altına alındı. Alman polisi olayla ilgili 15 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis saldırganın motivasyonunun ne olduğunu bilmediğini ancak terör olasılığının göz ardı edilmediğini duyurdu. Alman savcılığı yetkilileri olayın olası bir terör eylemi olduğunu söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, saldırının failinin yasaların gerektirdiği en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi. Birçok şey açık. Bu tür eylemler sert bir şekilde cezalandırılmalı. Bunu toplumumuzda asla kabul etmemeli, somut suçları araştırmak ve kovuşturmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Ankara'dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Gelişmelerin takip edildiğini duyuran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, mevcut bilgilere göre Almanya'nın Solingen şehrindeki saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir denildi. İtalya'da İngiliz milyarder ve kızının da hayatını kaybettiği yat kazasıyla ilgili bir gelişme var. İtalyan savcılar olayla ilgili cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Sicilya açıklarında batan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciası kaza mıydı, bir sabotaj mı? İtalyan savcılar bu sorunun peşine düştü. 56 metre uzunluğundaki tekne şiddetli fırtına nedeniyle 19 Ağustos'ta Sicilya açıklarında batmıştı.
50 metre derinlikteki enkazda arama yapan dalgıçlar, aralarında İngiliz milyarder iş adamı Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah'ın da olduğu toplam 7 kişinin cansız bedenini çıkardı. Savcılık, lüks yatın alabora olmasıyla ilgili cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın herhangi bir kişiye hedef almadığı belirtildi. Olayla ilgili olarak batık, doğal felaket ve çoklu cinayet suçlamalarının tamamı araştırılıyor. Bu suçlamalar İngiltere'deki taksirle adam öldürme suçlamalarına benzerlik gösteriyor. Özellikle bir gemi enkazına neden olma suçu 12 yıla kadar hapis cezasını gerektirebilir. Soruşturma sürerken fırtına sırasında geminin en az 2 kapısının açık kaldığı ve buradan kolay şekilde su almış olabileceği öne sürülüyor. Olayda mürettebatın hatası ya da ihmalinin bulunup bulunmadığı da araştırılıyor. Malezya'da bir kadının üzerinde bulunduğu kaldırım çöktü. O anlar güvenlik kameralarında bakalım. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yaşandı bu olay. Bir kadının üzerinde bulunduğu kaldırım aniden çöktü. Çökmeyle oluşan 8 metre derinliğindeki obruğa düşen kadın kayboldu. Kaza anları da civardaki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri obruğun çevresine önlem amaçlı bir barikat kurdu. Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ve şimdi bu çalışmalarda oraya düşen kadın aranıyor. Samsun'un Vezir Köprü ilçesinde sulama şebekesi borusu patladı. Su yaklaşık 10 metre yüksekliğe çıktı. Vezir Köprü Barajı sulama şebekesinin ana besleme hattında sorun yaşandı. Kızılcaören köy mevkiinde devlet su işlerine ait sulama şebekesi borusu bilinmeyen bir nedenle patladı ve borudan sızan su yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaştı. Suyun karayoluna akması üzerine Vezir Köprü Havza Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Suyu kesen ekipler boru hattında onarım çalışması başlattı. Bursa'da bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Otobüsteki 41 yolcu son anda tahliye edildi. Bu olay Nilüfer ilçesinde yaşandı. Seyir halindeki bir yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle bu şekilde alev aldı. Durumu fark eden şoför hemen aracı durdurup 41 yolcuyu tahliye etti. Ekipler olay yerine geldi ve kısa sürede otobüsü söndürmek için uzun uğraşlar verdiler. Neyse ki kimseye bir şey olmadı ve ama otobüs kullanılamaz hale geldi. Otoban bağlantısına girişte otobüs yangını. 15 Nisan'da başlayan denizlerde avlanma yasağı 1 Eylül itibariyle sona eriyor. Balıkçılar aylar sonra yeniden vira bismillah deyip denize açılacaklar. Balıkçıların hazırlıkları ne durumda ona bakalım şimdi. Vira bismillah diyecekleri güne az kaldı. Balıkçı barınaklarında hazırlıklar hızlandı. Ağlarımızı bakım yaptık. Teknenin dün kızaktaydık. Tekneyi indirdik denize kızaktan. Makine dairesini toparlıyor. Yani toparlıyoruz yani. Elimizden geldiği kadar hızlı toparlıyoruz. Devamlı ağ tamir yapıyoruz. Hazırlıyoruz motorları. İnşallah iyi olacak bakalım. Hazırlıklarımızı yaptık. Bir hafta sonra açılacağız. Denizlerde avlanma yasağı 15 Nisan'da başlamıştı. 1 Eylül'de de sona erecek. Eylül 1'de denizdeyiz Allah nasip ederse. Av sezonunun açılmasına artık kısa bir süre kaldı. Dolayısıyla da buradaki hazırlıklar hızlandı. Teknelerimizi boya bakımlarını yaptık. Şu an işte gördüğünüz gibi ağlarımızın ufak tefek eksiklerini gideriyoruz. Deniz şu anda işaretlerini güzel verdi. Biz bu işaretleri bekleriz zaten yıllardan beri. Geçen sezon bol çıkan hamsi balıkçıların yüzünü güldürmüştü. Peki bu yıl beklenti ne? Ne gelecek? Ha, bu sene palamut bol gözüküyor. Denizde palamutları bol. Çinokop bu sene bol gözüküyor. Palamut oldu mu bütün balıkların havyarı tutuyor. Çiftinin 150 civarında olacak gibi gözüküyor. Hazırlıklar sürüyor. İstanbul Beyoğlu'nda kiliseye giren bir kişi haç çaldı. Güvenlik kamerasındaydı bu görüntüler kilisenin. Olay Hüseyin Ağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi'ndeki bir kilisede yaşandı. Kimsenin olmadığı bir anda içeriye giren hırsız önce bir süre oturdu, sonra da kilisede bulunan hacı çaldı. Kamera görüntülerini inceleyen polis şüpheliyi bir parkta gözaltına aldı. İfadesinde hacı sevgilime verecektim.
diyen hırsızın 37 suç kaydı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı ve Haç'ta kiliseye teslim edildi. Paketli gıdaların kullanımı her geçen gün artıyor ama uzmanlar yüksek oranda trans yağ içeren paketli gıdalara karşı ciddi uyarılarda bulunuyorlar. Çünkü Türkiye'de kalp hastalığına bağlı ölümlerin %5'i trans yağ tüketimine bağlı. Efendim merhabalar, paketli gıda tüketiyor musunuz? Tüketiyorum. Tüketiyoruz ama çok aşırıya kaçmadan. Paketlenmiş gıdalar alışveriş sepetlerinin olmazsa olmazı. Bu ürünlerin ne kadar sağlıklı olduğuysa tartışmalı. Çünkü bu gıdalardan bazıları yüksek oranda trans yağ içeriyor. Trans yağlar dediğimiz yağlar aslında doğal olan yağların, doymamış yağların bir kısmının kimyası olarak bazı işlemlerden geçerek daha dayanıklı ama daha zararlı hale getirilmesiyle oluşan yağlar. Salam, sosis, bu tarz şeyler tüketiyoruz. Bundan kaçmak o kadar da mümkün değil. İstanbul gibi bir şeyde özellikle. Çünkü çoğunlukla boş zaman olmuyor. Paketli gıdalar kadar başka ürünlere de dikkat etmek gerekiyor. Pastane ürünleri, kekler, kurabiyeler, margarin de zaten var. O yüzden çok kötü. Koşturma arasında hızlıca yediğimiz fast foodlar. Uzmanların ise uyarısı var. Kötü huylu kolesterol dediğimiz LDL kolesterolü arttırıyor. Kan şekerini arttırıyor. Kalp damar hastalığı riskini arttıran durumu daha da arttırıyor. Türkiye'deki bu kalp hastalığına bağlı ölümlerin yaklaşık %5'i sadece trans yağ tüketimine bağlıdır. Alzheimer'a, işte mide, kolon gibi kanserlere, ondan sonra işte kısırlığa kadar yol açabilir. Biraz da hızlı yaşıyoruz, çalışıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde hazırlamak için onlara ulaşıyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı yılın ilk 7 ayında İstanbul'a 10 milyondan fazla turistin geldiğini açıkladı. Tüm zamanların turizm rekoru kırıldı. Peki en çok turist hangi ülkelerden geliyor? Yes, first time in Istanbul, yeah. İlk defa İstanbul'a geldim. Bazı camileri şimdiden gezdim. Sahile de gittim. Kapalı çarşı çok güzeldi. Yemekler çok güzel. İnsanlar iyi davranıyor. Beşiktaş'a gittik, Galata Kulesi'ni gezdik. Buralar çok güzeldi. İstanbul'a gelen turist sayısı geçen yıla kıyasla %7,06 arttı. Ziyaretçi sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı. Dünya turizminin göz bebeği İstanbul 2024 yılının ilk 7 ayında 10 milyon 467 bin yabancı ziyaretçi ağırladı. Tüm yılların hem Temmuz ayında hem de ilk 7 ayında en yüksek yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı. Peki İstanbul'a en çok hangi ülkelerden turist geldi? Temmuz ayında İstanbul'a en fazla ziyaretçi gönderen ülke 192.018 kişiyle Rusya Federasyonu oldu. Rusya'yı sırasıyla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve İran takip etti. Turistlerin en çok tercih ettiği bölgelerin başında Tarihi Yarımada bölgesi ve Beyoğlu geliyor. İstanbul'a kruvaziyerle geçen turist sayısında da artış var. İstanbul'da kruvaziyer turizmi açısından da dikkat çekici bir artış yaşandı. 2024 yılının ilk 7 ayına göre İstanbul'a gelen yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %18'lik oranında artış gösterdi. Şimdi günlerdir haberini paylaşıyoruz. Seyhan Nehri son günlerde kuraklık ve kirlilikle gündemimize girdi. Devlet Su İşleri'nden de bir açıklama geldi. Kirliliğin yaşandığı bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlatılmıştır denildi. Nehir yatağı kuruma noktasına geldi. Seyhan Nehri'ni yosun ve plastik atıklar kapladı. Devlet Su İşleri temizlik çalışmasına başladıklarını duyurdu. Seyhan Nehri son günlerde kuraklık ve kirlilikle gündemde. Nehrin şehir içinden geçen kısmını yosunlar kapladı. Atılan çöp ve plastiklerse kötü koku ve görüntüye neden oldu. Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü nehirdeki kirlilikle ilgili açıklama yaptı. Hızlı tren köprü çalışmaları nedeniyle 4 aydır nehir yatağına sadece can suyu bırakıldığını belirtti. Bu nedenle de su yatağının tamamının temizlenemediği, can suyuyla beslenen bitkilerin büyüyerek görüntü kirliliği oluşturduğu ifade edildi. Devlet Su İşleri, kirliliğin yaşandığı bölgede 3 iş makinesi görevlendirdi. Temizlik çalışmalarına başlandı. En kısa sürede kirliliği oluşturan etkenler ortadan kaldırılacaktır denildi.
Uzayda su arayışları devam ederken bilim insanları ay toprağından su üretme yöntemi geliştirdi. Uzmanlar bu keşfin ayda insanüstü kurma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Bilim insanları ay toprağından su üretme yöntemi geliştirdi. Keşfin ayda insanüstü kurma yolunda önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Çinli bilim insanları 2020 yılındaki bir keşif gezisinden getirilen ay toprağını kullanarak büyük miktarlarda su üretmenin yeni bir yöntemini keşfetti. Çin'in Chang'e-5 adlı uzay aracının topladığı örnekleri inceleyen araştırma ekibi, topraktaki minerallerin yüksek miktarda hidrojen içerdiğini saptadı. Toprağı ısıtınca hidrojenin diğer elementlerle tepkimeye girerek su buharı ürettiği anlaşıldı. Bu yöntemle 1 gram erimiş ay toprağının 51-76 miligram su üretebileceği ortaya kondu. Yani 1 ton topraktan yaklaşık 50 litre su çıkarılabiliyor. Çin merkezli televizyonun haberinde ay toprağını kullanarak büyük miktarlarda su üretmenin yepyeni bir yöntemi keşfedildi ve bunun ayda kurulacak bilimsel araştırma istasyonlarının inşasındaki tasarımlara önemli bir temel sağlaması bekleniyor ifadelerine yer verildi. ABD ile Çin arasında ayın kaynaklarını bulma ve çıkarma yarışı sürerken bu keşif Çin'in 10 yıllardır sürdürdüğü kalıcı bir ay üssü kurma projesi açısından önem taşıyor. Ay suyunun önemi kalıcı insan varlığını mümkün kılmanın ötesine geçiyor. Reklam. Filmlere bakalım şimdi. Bu hafta 3'ü yerli, 6 yeni film vizyonda diyelim ve bu haberle de ana haberi noktalayalım. Hoşça kalın efendim. Chihiro. Osu da yo. Nani konu tatemono? Mon mitai da ne? Ruhların kaçışı. Animasyon türü filmin konusu şöyle. Babasının işi nedeniyle yeni bir şehre taşınmak zorunda kalan 10 yaşındaki Jiro bu duruma çok üzülmektedir. Fakat bu yolculuk hiç ummadığı kadar ilginçliklerle dolu olacaktır. Ochiga wakaranai no? Kowagarana. Watashi wa sonata no mikata da. Canterville'in gizemli şatosu. Animasyon türü filmin konusu şöyle. Amerikan bir aile Londra'da bir köşke taşınır. Ancak köşkte 300 yıldır yaşayan bir hayalet vardır. Korkunç değilsin. Ay, Gulyabani! Rica edeceğim beyefendi. Ölümsüz. Hikaye nişanlısıyla birlikte yoldayken arabası bozulan Eric'i konu alıyor. Eric ve nişanlısı bir çete tarafından vahşice bir saldırıya kurban gider. Eric suçtan sorumlu olanları takip etmek ve onlardan intikam almak için mistik bir karga tarafından hayata döndürülür. A crow carried their soul to the land of the dead. But sometimes something so bad happens. Mahşerin üç delisi. Hastane nakli sırasında sosyal fobi, şizofreni ve çoklu kişilik tedavisi gören 3 hasta 3 suçluyla karıştırılır ve bir suç örgütü onları kaçırır. Özgürlüklerine kavuşmak ve hayatta kalmak için yeni görevlerini kabul edip kimliklerini gizlerler ve kendilerini aksiyon dolu bir maceranın içinde bulurlar. Komedi türü filmin yönetmeni Hüseyin Eleman. Ben babayım. Şanlıurfa'da yaşayan Mahmut, işinde başarılı, etrafındakiler tarafından da sevilen sayılan bir demirci ustasıdır. Mahmut, oğlu Yusuf'u evlendirmek için gönül verdiği mahalleden komşuları olan kızı isterler ve düğün günü belirlenir. Düğün gecesinde maganda kurşunu ile ölür. Bu talihsiz olayın ardından İstanbul'a gitmek için yola çıkarlar. Ancak her şey ters gitmeye başlayacaktır. Dram türü filmin yönetmeni Murat Uygur. Seni çok özledim. Abimi de çok özledim. Babamı da sizin gibi özlüyorum. Amca benim hesabımdan kes. Hançer. Zamanın önemli yazarlarından olan Doğu, hem parçalanan evliliği hem de giderek kötüleşen kariyeriyle zor bir zamandan geçmektedir. Eski eşi Vilda'nın oğulları Oğuz'la Almanya'ya taşınmasını engellemek isteyen Doğu, bir yandan da bir an önce yayın evine üçleme olan romanının son kitabını yetiştirmeye çalışmaktadır. Fakat son romanını bir türlü yazamamaktadır ve bu süreçte sürekli kabuslar ve sarnılar görmeye başlar. Korku türü filmin yönetmenliğini İbrahim Vurmaz ve Kenan Yeşildağ yaptı. Uyumun ya.
kimse sana bir şey yapamaz.